Şimdi efendim, bakın Sayın Saygöztürk, 2,5 yılı denen konu şu. Bu yolsuzluk ilk kez 2017'nin Haziran'ında başlıyor. Evet. Bunu da ortaya koyan, bunu da biz müfettişlere bildiren biziz. Devamındaki tespitleri de arkadaşlarımız yaptı burada. Ki müfettişler bu konuda benden bir savunma yazılı ya da sözlü almadılar. Geldiler 10 gün çalıştılar. Ondan sonra buradan ayrıldılar. Bugün basından bunu okuduk ve bu olay gündeme geldi. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Ben de başkan yardımcım da dahil benim kredi kartı hesaplarım, banka hesaplarım, aynı şekilde mal varlığım, eşimin mal varlığı, kredi kartı hesapları, banka hesaplarının ben sonuna kadar incelenmesini istiyorum. Niye? Benim mal varlığım belediye başkanlıktan sonra artmış mı, azalmış mı? Orada görülecek. Beni Yalova kamuoyu, Yalova halkı iyi tanır. Bizim anam babam hayatta, bizim boğazımızdan bir gram haram para geçirmediler. Ben de rahmetli evladımın boğazından bir gram haram para geçirmedim. Bizim parayla pulla işimizin olmadığını Yalova halkı iyi bilir. Bizi seçen Yalova halkı, biz hesabı zaten önce Allah'a sonra Yalova halkına veririz. Verdik de. Daha net bir şey söyleyeyim. Yani ben kamu parasında son derece hassas, titiz bir adamım. 1 lirasına dahi hassasım ki şuna baksınlar. 2014 yılından bugüne kadar cep telefonu faturasını benim kanun hakkım olduğu halde ben kendi cebimden ödeyen bir adamım. Evet. Yine yeri geldi belediye borçta diye ben eşimin üzerine olan makam arabasını kullandım. Yeri geldi parasını, mazot parasını, benzin parasını cebimden ödedim. Şimdi onlar konuşurken bana tabii bu ithamlar biraz bu işin siyaset zeminine oturduğunu ve siyaset çarkında döndüğünü işaret ediyor. Yani bilgilere tabii gittikçe de şey yapıyoruz, daha detay sahibi oluyoruz bu anlamda. Ama şunu da ifade etmeden geçmek istemiyorum. Yalovalı hemşehrilerimin artı CHP'li gönüldaşlarımın, yoldaşlarımın ben hiçbir zaman mahcup edecek bir işlemim olmadı, olamaz da. Ki zaten böyle bir şey olmadığı için bizi 2019'da Yalova halkı